yapamıyor. Ben nasıl bulaştım bu illete, nasıl bulaştım? Olanları biliyoruz delikanlı. Ama sen de herkes gibi yaşamalısın. Onun hatırı için yaşamalısın. Peki tam tersi olsaydı sen, onun da senin arkandan ölmesini ister miydin? Hayır. Kesinlikle istemezdim. Hasan Balay, Urfalıyım. Yaklaşık 10 yıldır tiyatro ile ilgileniyorum. Pandemiden dolayı tiyatrolar kapandığı zaman birkaç dizide ve sinemada rol aldım. Şimdi pandemi sorunları ortadan kalkınca tekrar tiyatromuza başladık. Karaköprü Halk Eğitim'e bağlı olarak okullarımızda, liselerimizde tiyatro eğitimi veriyorum. Sadece komedi yapan birçok tiyatro grubu var. Ama maalesef toplumsal problemleri ele almıyorlar. Ben tiyatroya başladığımda da yaptığım gösterilerde de her zaman toplumsal problemleri, kanayan yaralarımızı gündeme getirmek istiyorum, sahnede sergilemek istiyorum. Burada hem öğrencilerimize madde bağımlılığının kötülüğünü, öğrencilerimiz aracılığıyla da sahnede izleyicilerimize madde bağımlılığının kötülüğünü anlatmaya çalışıyoruz. Bana göre bir tiyatro sahnesi yapıyorsanız bunun bir amacı ve topluma yararlı olması gerekiyor. Tiyatro sadece komedi değil. Benim için dram da olmalı ve problemlerimizi yansıtabilmeli. Grubumuz 20 kişi, tamamı kızlardan oluşuyor. Sadece 2 tane erkeğimiz var. Bu şekilde yola çıktık. Şimdi başka bir okulda da bir grup kuracağız. Yine halk eğitim aracılığıyla. Şu anda 20 kişilik grupla bu oyunu sergiliyoruz. Öğrenciler aslında daha önce tedirgin oldular. Çünkü çocuklar şimdiye kadar tiyatroyu TikTok'larda, Instagram'larda yayınlanan, öyle komedi yapan veya şaklabanlık yapan insanların tiyatro yaptığını sanıyordu. Gerçek tiyatroyla tanıştılar. Önce bir tedirgin oldular. Bu oyun, neden dram oynuyoruz veya neden komedi yapmıyoruz? Çocuklar öyle bir ikilemde kaldı. Daha sonra hem benim eğitimimle tanışınca, bir taraftan da oyunun incelikleriyle, verdiği mesajlarla tanışınca, okuyunca bu oyunu çok sevdiler. 1,5 ayda bu oyunu hazırladık biz. Kategori kategori, bölüm bölüm öğrenciler gelip izlediler. Her gün yaklaşık 150 kişi izledi. Bir haftada da ortalama 1000 öğrenciyi izlettik biz bunu. Beraber madde kullanımı. Zehir tacileri para ve güç için hiç acımadan gencecik insanların hayatlarını zehirlemekten hiç kaçınmazlar. Evet, madde bağımlılığıyla ilgili bir oyun oynuyoruz. Ben burada maddeyi satan kişiyi oynuyorum. Aslında maddenin nasıl, hangi ellerden geçip de çocuklara ya da bizim akranlarımıza veya daha büyük yetişkinlere ulaştığını göstermeye çalışıyoruz burada. Oyunda çok güzel bir dönüş aldık. Hani hem oyunumuzda hem güldürerek hem öğreterek bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Genellikle okulumuzun öğrencileri bize çok güzel bir tepki olarak verdiler. Tiyatroya başlama amacımız gerçekten daha fazla kişiye sesimizi duyurmaktı. Tabii Hasan Balay hocamız sayesinde bu daha fazla insanlara duyurulacağından da eminiz. Umarım herkeste büyük bir etki bırakmışızdır. Biz büyük bir etki bıraktığımızı düşünüyoruz. Amacımız bu oyunda insanlara bu kötü maddenin kötü olduğunu öğretmek. İnsanların da bunu anlayacağını düşünüyoruz. Son olarak eklemek istediğim şu, biz devlet büyüklerimiz sayesinde daha fazla insanlara ulaşmayı hedefliyoruz. Okullarda, tiyatro salonlarında daha fazla insanlara sesimizi duyurmayı planlıyoruz. Olmadı. Olamadı. Oysa havada bir toz bulutunun ardında sıcacık umut dolu bir gülümseyiş bekliyordu bizi. Haydi, haydi uzatın ellerinizi, dağıtın o bulutları. İşte o zaman biz size olacağız, siz de